Var mıdır, vacip midir? Kadıyla orasını bozan bir hanımefendi bu. Dini midir? Zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, ne? Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yeni bir Diyanete Soralım programı ile birlikteyiz ve muhterem hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'yi ağırlıyoruz. Bugün de programımızda kıymetli hocamıza dini konularla ilgili olarak başvuracağız. Kıymetli hocamızın ilmine inşallah hep birlikte sorduğumuz sorulara cevap bularak aydınlanmış olacağız bu programımızda da. Ülkemize huzur, Müslüman mazlum kardeşlerimize huzur dileyerek, müreffeh yarınlar dileyerek birlikteliğimize başlayalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyet diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Sosyal medya ve mail soruları hazır kıymetli hocam. İzninizle Bismillah deyip yola çıkalım. Tabii. Bir iletişim numaralarını aktaralım. Belki izleyicilerimizden yeni katılım sağlayan izleyicilerimiz var. Çünkü gün be gün artıyor. Onlar da aramıza hoş geldiler. 0312 alan kodumuz 294-4294 telefon numaramız. Canlı yayında sorularınızı Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamıza sorabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Birebir sorabilirsiniz sorularınızı ve inşallah canlı yayında cevaplarını alabilirsiniz. Yine Diyanet'e soralım @diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Burası biraz daha geniş. Buradan sorularınızı, görüş ve önerilerinizi de paylaşabilirsiniz. Ve sosyal medyadan da sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız Twitter, Facebook, Diyanet'e soralım. Efendim ilk durağımız bugün Eskişehir, Saadet Yavuz hattımızda. Hoş geldiniz. Sayın Yavuz Eskişehir'e selamlar efendim. Aleyküm selam, selam aleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz Saadet Hanım. Hocam bir iki sorum olacak ama. Buyurunuz. Ben kendim Şafi'yim. Eşim Hanifi. Evet. Ayrıca eşim 8-9 senedir yatalak. Evet. Nasıl diyeyim? Bir bebek gibi yani. Mamayla besliyorum. Sürekli ağzını burnunu silmeye, temizliğine. Abdest sorunumun sorun bundan kaynaklanıyor. Anladım. Evet. Evet. Peki. Sorumun biri bu. Peki yani efendim. Abdest, anlaşıldı. Nasıl? Anlaşıldı. Evet. Diğeri? Birinci sorum bu. Diğer sorum da nafile namazları hakkında. Atıyorum işte mesela evabin namazı 6 rekat. 2 rekatta bir müselam vereceğiz. 3 mü 6'sı mı? Zamri sure hep her rekatta okuyacağız mı? Onları bir açıklamamızı bekliyorum. Evet. Evabin namazı, kuşluk namazı. Kuşluk namazıyla tuhan namazı sanırım ikisi aynı mı farkında? Evet. Soralım değerli hocamıza. Evet. Sorum evet bunlar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Eşinize Cenab-ı Allah'tan... Bir tane daha sorum. Buyurunuz. Estağfurullah. Buyurun efendim. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Mesela tilavet secdesi oluyor ya hani. Onları kimisi yapalım kimisi yapmayalım diye böyle toplu üzerinde hatim yapıyoruz. Mahallece toplaşıp okuyoruz öyle. Bir de onu rica ederim. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah efendim. Allah şifa versin beyefendiye de. Yuvanıza huzurlar. Eskişehir'e selamlar efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Şafii mezhebinde malum bir erkek kadına dokunursa veya kadın erkeğe dokunursa abdest bozuluyor. Hanefi mezhebinde ise bunun hiçbir sakıncası yok. Sakıncası yok. Abdesti bozmaz. Bunların ikisi de hak mezheptir. İkisi de sonuçta Kur'an'dan, sünnetten elde ettikleri hükümler üzerine, tabii hükümleri onun üzerine bina ediyorlar. Dolayısıyla bu yanlıştır, bu doğrudur. Kesin olarak söylememiz mümkün değil ama Hanefiler haliyle kendi mensup oldukları mezhebin görüşlerinin daha doğru olduğu kanaatiyle o mezhebi benimsemişler veya benimsiyorlar. Şafiler keza Şafii mezhebinin görüşlerinin doğru olduğu düşüncesiyle o mezhebi benimsemişler veya benimsiyorlar. Ancak bizim mezhep ilgili irtibatımız böyle hani bu daha haklı, bu daha az haklı veya bu daha haksız buna dayanan bir şey değil. Yani çevreden, aileden gelme olarak işte belirli bölgeler, belirli muhitler işte Hanefi, belirli muhitler Şafii, işte belli yerler Maliki vesaire. Yani bakıyorsunuz bir Mısır'da Malikisi de var, Şafiisi de var, Hanefisi de var. Türkiye'de Hanefisi var, Şafisi var. Bunların hepsi hak. Şimdi böyle durumlarda yani madem ki bunların hepsi hak, ihtiyaç halinde bir mezhebe müntesip olan kişinin başka bir mezhebin görüşüyle amel etmesinde bir sakınca yok. Buna taklit diyoruz. Ki bu çeşitli vesilelerle bunu anlattık. Evet. Şimdi bu kardeşimiz Allah kendisine ecrini zayi etmesin derler. Yani eşine
senelerdir hizmet ediyor. Onun karşılığını alacak inşallah, mutlaka, hele hele böyle bir sabırsızlık göstererek bunu yapmıyorsa ecrini alacak. Mecburen eşinin ihtiyaçlarını karşılıyor, eli dokunuyor. Her seferinde abdest tazelemesi, sıkıntı, zor. Dolayısıyla bu kimsenin Hanefi mezhebine göre başka abdest bozucu hareketler olmamak kaydıyla. Mesela bir tarafı kanadı, öbür taraftan eşine de dokundu. Ben abdestliyim diyemez. Çünkü her ne kadar Şafii mezhebine göre kanadığı için bozulmasa da Hanefi'ye göre bozuldu. Eşine dokunduğu zaman her ne kadar Hanefi'ye göre bozulmadıysa da Şafii'ye göre bozuldu. İkisine göre de abdestsiz oldu. Bu abdesti yeniden alması lazım. Ama öyle değil de yani taklit ettiği mezhebin görüşüne göre abdest bozucu başka bir hareket olmadıysa o şekilde namazını kılabilir. Ha, şu da bir yöntemdir. Bu bir Hanefi bir erkekle hayatını sürdürüyor idiyse, mesela Hanefi mezhebine de geçip bundan sonraki hayatının geri kalan kısmını Hanefi mezhebine göre devam ettirebilir. Ki aralarında çok fazla fark da yok. Yani ben bu nasıl öğreneceğim, nasıl bileceğim şeklinde ibadet hayatında çok fazla fark yok. Peki efendim. İkinci sorusu. Namazlar, bu nafile namazlarda ne zaman selam verilir? Nafile namazlarda genelde gece namazlarında ikişer de selam verilir. Her iki rekatta bir. Her iki rekatta bir selam verilir ki altı rekat kıldığına göre evvabini. İki de bir selam verir, iki de bir selam verir, iki de bir selam verir. Ha, gündüz namazları dörtte de verebilir, ikide de verebilir. Şimdi bu... Gündüzü örnek nedir efendim? Kuşluk namazı. Ayıralım dedi ya, hangisi birbirine aynı mı dedi? Ya kuşlukla şey, işrak namazı aynı mı dedi? Ha peki. Yani evvabin akşam namazından sonra kılınan namazdır. Peki. Ve evvabin namazında ikişer rekatta bir selam verecektir. Kuşluk veya işrak namazı ise sabahleyin güneş doğup aşağı yukarı işte bir mızrak boyu diyoruz ki bu 45 dakikalık bir zaman süresidir. O geçtikten sonra kılınan nafile namazdır. Onda kaç rekat kılacaksa, diyelim ki 4 rekat kılacak, 4 rekatta bir selam verebilir. 8 rekat kılacak, 4 rekatta bir, 4 rekatta bir selam verebilir. İşrak, kuşluk? Aynı şey. Peki efendim. Aynı. Bazen onu da soruyorlar. Tilavet secdesini bazen yapmayalım diyorlarmış efendim. Şimdi tilavet secdesi vaciptir yapmak. Dolayısıyla ister insan kendisi okusun, ister okuyandan duysun, onun secdesini yapması gerekir. O anda yapmasa daha sonra yapması gerekir. Ama kadınlar kendi aralarında mukabele okuyorlarsa böyle cemaat halinde yapma yerine tek tek yapmaları uygun olur. Peki efendim. Ama erkekler mukabele okuduklarında isterlerse okuyan kişi imam olarak diğerleri ona uyarak secdeyi yapabilirler. Ama tek tek de yapabilirler. Buna bir sakınca yok. Peki. Yapılmadıysa da daha sonra kaza edilmesi lazım. Çünkü tilavet secdesi galiba daha öncelerde konuştuk. Paylaşmıştınız evvelerle. Tilavet secdesi namaz içindeyse eğer namaz içinde yapılması lazım okunan ayet-i kerime. Aksi halde ne zaman istersen o zaman yapılır. Kerahat vakti de yapmak mekruhtur. Abdestli de olmak gerekiyor. Abdestli olmak şart, evet. Peki efendim. Devam ediyoruz. Kıymetli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'ye sormaya. Sakarya'dan bir izleyicimiz hattımızda. Salih Sakarya. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Buyurun ben Salih. Hocama bir sorum olacak. Şimdi şöyle. Dört rekatlık farz namazında hoca beşinci rekata kalktı. Ondan sonra Allah-u Ekber dendi, geriye geldi. Biz cemaat olarak bir kısım cemaatimiz secdeye gittiler. Secdeye gittiler. Hoca semih secde yapmak için selam verdiğinde kalktılar. Bunların durumu ne olacak? Onu soracağım. Şimdi, o arada onlar etehiyatı okumadı. O arada oturmadı. Salih Bey, hocam bir şey soruyorlar efendim. Dört rekattan sonra oturmuş muydu? Hocam? Yok, oturmadı, kalktı. Oturmadı, kalktı. Tamam. Uyarmışlar, geri gelmiş ama cemaatten bir kısmı secde etmiş. Evet. Diğer evet. Kısmı da hocaya uymuş. Doğru mu efendim? Evet. Peki. Soralım, başka bir sual var mı? Yok hocam. Peki efendim, sıhhat diliyoruz. İyi akşamlar, Sakarya'ya selamlar. Dördüncü rekattan sonra, dört rekatlı bir farz olsun, sünnet olsun. Dördüncü rekattan sonra oturmak farzdır. Dolayısıyla bu oturuşta eğer imam oturuşu terk eder, ayağa kalkarsa, cemaat ona uymaz. Peki. Yani şimdi imam kalktı ya dördüncü rekattan sonra, oturmadı kalktı. Cemaat kalkmaz, uymaz ona. Bazı durumlar var ki mesela ilk iki rekattan sonra kalkarsa imam oturmadan cemaat da kalkar. Çünkü ilk iki rekattan sonra oturmak vaciptir. Evet efendim. Orada uyar imama. Ama imam farz olan bir şeyi terk ettiği zaman cemaat ona uymaz. Ne yapar? Bekler. Burada olduğu gibi Allah'a ekber demişler. Uyarmışlar, imam geri gelmiş.
Evet. Ne yapacaktır İmam Şimdi? Seyir secdesi yapacaktır. Yani ettahiyatı okuyacak, secde yapacak. İki tane ki o seyir secdesi. Ondan sonra da tekrar ettahiyatü salli barik Rabbena atina dualarını okuyarak namazı bitirecek. Ve cemaat da aynısını yapacak. Evet. Yani şimdi burada eğer seyir secdesine cemaatin bir kısmı seyir secdesi yapıp bir kısmı yapmadıysa. Görünen o. Yani yapmayanlar için yapılacak bir şey yok. Yani bunlar namazı iade edecek değiller. Namazı iade edecek değiller. İmamın namazı sahih olduğu için ki bunlar da orada farz miktarı oturmuşlar zaten. Bunlar namazda sahih olur ama normal olması gereken şey, yapılması gereken şey neydi? İmam sevgi secdesi yaptığına göre bunlar da sevgi secdesi yapacaklardı. Peki. Yine imamı uyarıp imama uymaktı. Evet. Peki yani, yani ayağa kalkarken imama uymayacaklar. Uyaracaklar orada. Uyaracaklar ki onu yapmışlar zaten. Sevgi ama sevgi secdesinde imama uyacaklardı. Peki efendim. Seyir secdesi yapmayan kardeşlerimizin de Allah... Namazını iade etmelerine gerek yok veya kaza etmelerine gerek yok. Onların namazı da sahihtir. Peki Allah kabul etsin. Efendim devam ediyoruz. Yeni bilgiler öğrenmeye devam ediyoruz. Değerli hocamızın ilminin ışığında Konya'da bir izleyicimiz. Hattımızda Konya'dan Mustafa Alıcı, hoş geldiniz. Konya'ya selamlar efendim. Teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz Mustafa Bey. Hocam severek dinliyoruz, severek de izliyoruz. Hakkınızı helal edin bir hatanız olursa. Estağfurullah. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hocam gerçekten çok araştırıyorum, çok okuyorum. Yani bizim zaten en büyük işte eksiklerimizden bir tanesi okumamak, araştırmamak ve devam hep kulak dolgusu sözler dinlemekten dolayı ben gerçek manada gerçekten birkaç yıldan beri bazı şeyleri çok çok da araştırıyorum. Kaynaklarla Kur'an'la örtüştürüyorum. Evet efendim. Ben hocam sizden mezhepler hakkında bir şeyler çok öğreneceğim. Hocam. Soralım muhterem hocamıza. Sevgili hocam. Buyurun. Şimdi mezhepler yani dört hat dediğimiz mezhepler. Birçok mezhepler de var ama ki onlara karşı bu hat dediğimiz doğru oluyor mu? Yani bu hakkı ben yıllardan beri araştırıyorum. Bu hakkın nereden geldiği, kim tarafından verildiği kaynağını ben bir türlü soralım. Bulamadım. Muhterem hocamıza ya soralım. Ayrıca, buyurun. Hocam tamamlayın isterseniz. Buyurun efendim. Sorun devamı yani bu. Buyurunuz. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Ya ayrıca dini fetvalar hakkında da böyle mezheplere baktığımız zaman bir konu için ki atıyorum herhangi bir dini fetva bir konusunda mezheplerin hepsi ayrı ayrı. Yani biri işte yok haram diyor, biri mekruh diyor, biri işte olabilir diyor. Yani 300'e yakın, neredeyse ben daha fazlasını söyleyebilirim. Hepsi farklı farklı. Peki efendim. Şeyler veriyor. Onu anlaşılmıştır. Ancak, muhterem hocama soralım. Niçin bu farklı iştihatlar ortaya çıkmış efendim? Hocam onun fetvalar devamında da. Buyurun. Bir sorum daha olacak. Son olsun. Mümkün mü? O soruya bağlayıcı olarak. Buyurun efendim. Şimdi hocam, sünnet sünnet diyoruz. Şimdi sünnet dediğimiz zaman, sünnetten şunu anlıyoruz. Yani peygamberimizin yaptıkları, sahabelerle birlikte oldukları. Ancak biz burada yani Ehl-i Beyt denen bir şey var. Yani şimdi peygamberimizden de bize verilen yani size iki ağır emanet bırakıyorum. Biri benim sünnetim yani Ehl-i Beyt'im. Biri de Kur'an. Pardon. Önce Kur'an'ı söylememiz evet lazımdı. Daha sonra sünneti söyleyeyim ben. Yani benim Ehl-i Beyt'im dediği hala da bu imamlar yani bu kadar hala ortaya çıkmaması, konuşulmaması. Yani bu konuları biraz daha açarsak insanlara... Soralım daha... muhterem hocamıza. Birlikte öğrenelim efendim. Bizler de sizin gibi inşallah hep birlikte başvuralım hocamızın ilmine. Öğrenelim. İnşallah. Sıhhat diliyoruz. Şimdiden hakkınızı helal edin. Estağfurullah efendim. Teşekkür demek. Sıhhat diliyoruz. Tekrar bekleriz. Konya'ya selamlar Sayın Alıcı. Evet muhterem hocam. Şimdi bu hak mezhep için kavramı nereden diyor? Hak doğru demek. Şimdi Hazreti Peygamber'in vefatından kısa bir süre sonra Müslümanlar arasında bir takım ayrılıklar girdi. Bu ayrılıklar ilk anda siyasiydi. Ki mesela bu siyasi ayrılık Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe validemiz arasında Cemel vakası denilen olayda gerçekleşti. Muaviye ile Hazreti Ali arasında hilafet konusunda bir anlaşmazlık çıktı. Hazreti Ali Medine'de Hazreti Muaviye Şam'da halifeliğini ilan etti. Ve bunlar arasında da yine bir savaş oldu biliyorsunuz, Sıffin Savaşı oldu. Şimdi bu ayrılıklar itikadi veya dini anlama yolunda değil, tamamen siyasi güç kavgası idi.
Fakat Sıffin Savaşı'nda bir olay yaşandı, bir grup türedi o zaman. Hazreti Ali taraftarıydı bunlar. Ancak Hazreti Ali ile bir hakem olayı oldu. Önce biliyorsunuz o Sıffin Savaşı'na gidildiği zaman Amr ibn-i As'ın verdiği fikirle Muaviye ordusu yenilmek üzereyken Kur'an-ı Kerim sayfalarını mızrakların ucuna taktılar. Dediler ki aramızda Kur'an hakem olsun. Hazreti Ali bunun bir oyun olduğunu düşündü ve askerine savaşı bırakmamaları talimatını verdi. Ama bu ara bir grup biz Kur'an'a karşı savaşmayız, Kur'an'a karşı kılıç çekmeyiz dediler. Ve bıraktılar. Bunun üzerine Hazreti Ali, hakem olayı dediğimiz bu olay var. Ona razı oldu. Bu hakem olayında da işte Hazreti Ali'nin temsilcisi Ebu Musa'yı Eş'ari radıyallahu anh, Hazreti Muaviye'nin temsilcisi de Amr ibn-i As. Burada Amr ibn-i As, Ebu Musa'yı Eş'ari'yi biraz aldattı, kandırdı. Ha, bu sefer de o demi ki, biz Kur'an'a kılıç çekmeyiz diyenler hakem olayına neye razı oldun diye Hazreti Ali'ye bu sefer karşı çıktılar. Ve bunlara hariciler dendi. Ve bunlar bazı aşırı fikirler ki bu da Hazreti Ayşe zamanında falan var. Harura denilen bir yerde bunlar toplandıkları için bunlara haruri de denilir, harici de denilir. Ayrılıklar çıktı. Daha sonraki dönemlerde işte bu Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan, ondan sonra Şia denilen bir şey. Ayrıca itikadi mezheplerden de, yani inançla ilgili mezheplerden de bazı konularda farklı görüşler şey yaptı. Ki bu görüşleri çıkaranlar kimler? O günkü alimler. Evet. Mesela kader konusu bir ayrılış sebebi oldu. Kader var mı yok mu? Kimisi var dedi, kimisi yok dedi, kimisi var, var ortak bir yol tuttu filan. Yani bu şekilde bir takım mezhepler. Sonra ameli yönden bazı farklı görüşler çıkmaya başladı ki bunun tabii bir defa peygamber döneminden aşağı yukarı 150-200 sene sonra bu görüşler daha çok ortaya çıktı. Daha önce de vardı ama böyle sistematik bir şekilde gelişmiş değildi. Bunda biraz yeni İslam'a giren milletlerin getirdikleri örfler, bu mezhep imamların yaşadığı bölgedeki örfler, o insanların maslahatları, Kur'an-ı Kerim'i anlama, bazı ayetleri anlamadaki farklılıklar, Peygamberimizin hadislerinin kişilere ulaşması, ulaşmaması veya kendisine hadis gelen bir imamın hadis silsilesindeki kişilerle ilgili görüşleri vesaire farklı görüşlerin çıkmasına sebep oldu. Ha şimdi ve bundan sonra genelde şöyle iki şey oldu. Ana ayrılış oldu. İtikadi açıdan birisi Şia, ki o Şiatu Ali anlamında kullanıldı aslında, Hazreti Ali taraftarı demek ama şey olarak, bu görüş olarak Hazreti Ali'nin görüşleriyle ilgisi yok. Şia, bunlar mesela bir de bunun karşısındaki Müslümanların kahir ekseriyetinin mensubu olduğu Ehl-i Sünnet dediğimiz diğer grup oluştu ki Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli bunlar ameli mezhepler. Ve bu ameli mezheplerin mensup olduğu Maturidi, Şafii ki onlar da itikadi, bunlar Ehl-i Sünnet'i oluşturdular. Bunlara da niye Ehl-i Sünnet denildi? Sünnet yolunda gittiler anlamında. Ve bu iki grup arasında temel bir fark, Şia'da mesela imamet, devlet başkanlığı imanın şartlarındandır dendi. Bir 12 imam denilen Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin soyundan gelen 12 imam ve bunların imamlığının, bunlar masum oldukları, peygamberler gibi günahsız oldukları, yanılmayacakları şeklinde bir inanç ortaya çıktı. Sonra son imamlarının, o Mehdi denilen, Mehdi Muhtazar deniyor onlar, beklenen Mehdi, onun işte kaybolduğunu, hayatta olduğunu, kıyamete doğru geri geleceği inancı. Ve burada bir de çok önemli bir şey, takiye dediğimiz ki o en güvensiz yönüdür. Yani menfaatları için şey yapan, kendilerini gizleme şeyi, kabulü, itikad diyelim. Böyle şeyler var. Tabii Ehl-i Sünnet dediğimiz diğer mezhepler burada Mehdi inancını, imametin İslam'ın şartlarından, imanın şartlarından olduğunu, takiye inancını vesaireye karşılar. Olmaz öyle diyor dediler. Ha şimdi bunlara biz hak mezhep diyoruz.
Biz bunları doğru bildiğimiz için bunlara hak mezhep diyoruz. Yani kendi doğru kabul ettiğimiz ve gereğince amel ettiğimiz mezheplere batıl mezhep mi diyelim? Bize göre hak bu, doğru bu. Şia da kendisinin doğru olduğunu söylüyor. Tabii Şia'nın amelde mezhebi de iki. Cafer, Zeyd. Caferiler, Zeydiler var. Bir de İbadiler var şeyde. Doğru. Onlar da biraz aralarında fark var tabii. Mesela Zeydiler... Bize en yakın olanlar. Hanefilere daha yakın, evet. Şimdi, yani Ehl-i Sünnet'e yakın, öyle diyelim. Bu ayrımdan dolayı hak denildi. Yani bizim kendimizi kabul ettiğimiz ve doğru olduğuna inandığımız Ehl-i Sünnet mezhepleri için hak diyoruz. Ya buna batıl dersek niye bu mezhebe mensubuz? Bize göre doğru bu. Ha, öteki bize göre yanlış olduğu için onlara da ehli bid'at denilmiş. Yani haddi zatında sünnette olmayan sonradan çıkmış demek. Ama bu onları tekfir etme manasında yok, gelmiyor değil mi hocam? Yani yok, belki öyle, bizi izlemekte böyle, olan... Böyle bir şey bir defa... Böyle bir şey, Müslümanlar yani. Yani Müslüman, zaten tarihte bazı böyle şeyler olmuş ama bugün için Şia mensuplarına kafir diyen kimse ehli sünnetten yok. Ama maalesef bazı Şia alimlerinden belki... Ehl-i Sünnet alimlerinden de vardır ama karşı tarafı rencide eden, tekfir edenler var. Geçen gün ben bir Arap kanalını izledim. Orada birisi çıkmış bu hoca. Hazreti Ayşe ile uğraşıyor. Maalesef. Ve bugünkü Daesh'i Hazreti Ayşe'nin devamı gibi görüyor. Yani Ayşe ne yaptıysa, Hazreti yok tabii onlar ifade eden. Evet. Ayşe radıyallahu anha yok. Ayşe ne yaptıysa Daesh aynısını yapıyor diye konuşuyor. Şimdi bu Müslümanlar arasında... birleşmenin gerekli olduğu bir dönemde tefrikaya sebep oluyor. Böyle demiyoruz biz. Peki. Sonra bu ehli sünnet meselesi diyor. Şimdi Peygamber Efendimizin ben size iki şey bıraktım. Onlara sımsıkı sarılın. Onlara sarıldığınız sürece sapıtmazsınız. Bir, Kitabullah. İki, bu ikinci kısımda iki farklı rivayet var. Bir, rivayetin birisi sünneti. Yani size iki şey bıraktım. Onlara sıkı sıkı sarıldığınız takdirde sapıtmazsınız. Birisi Allah'ın kitabı, öteki benim sünnetim. Bazı rivayetlerde de mümkündür Peygamberimiz bunu iki defa söylemiş olabilir. İki defa. Ve bir söylediğinde sünnetim demiştir. Başka bir söylediğinde de atirati demiştir. Yani diğer rivayette size iki şey bıraktım. Bunlara sımsıkı yapıştığınız takdirde sapıtmazsınız. Biri Kitabullah, birisi atirati. Yani ehli beytim. Şimdi Ehl-i Beyt sünnet değil. Ehl-i Beyt Peygamber Efendimizin ailesi. Onun neslinden gelen kişiler Hazreti Ali, Hazreti Fatıma radıyallahu anhum. Radıyallahu anhum ecmaîn. Onların nesilleri. Ki bu Ehl-i Beyti, Peygamberimizin Ehl-i Beytini Ehl-i Sünnet dediğimiz bizler de herkesten çok severiz. Yani o Ehl-i Beyt sevgisi belirli gruplara veya belli inanç sahiplerine has bir şey değil. Bütün Müslümanlar Peygamberimizin Ehl-i Beytini sever, severiz. Zaten sevmezsek o bizim için bir eksiklik olur, kusur evet. olur. Yani dinimize bir eksiklik, kusur oluşturur bu. Onun için bu polemik biraz yapılıyor, buna girmemek lazım. Peki. Bu fetva dediği şey ne? Yani hani farklı bir konuda farklı. Mezhepler, içtihatlar farklı. İçtihatlar, evet. Ama şu aynı ki, konuda farklı içtihatlar. Temelde pek çok fark yok. Farzlarda fark yok. Namazın farzlarında fark yok pek. İslam'ın şartı dediğimiz beş vakit namaz, oruç, hac, zekat bunlarda fark yok. Veya haramlarda hiçbir mezhep mensubu içki haram değildir demiyor, zina haram değildir demiyor. Kumar haram değildir, adam öldürmek haram değildir, hırsızlık haram değildir, riya haram değildir, gıybet haram değildir demiyor. Ya bu görüş ayrılıklarında de detaylarda, bazı uygulamalarda. Mesela birisi haram demiş, birisi mekruh demiş. Ha bu niye böyle demiş? Onlar da bir usulü fıkıh şeyi. Konusu başlı başına. Konusu tabii onları burada ben anlatmaya kalsam bu program yetmez. Peki efendim Allah razı olsun. Peki Fuzuli öyle diyor efendim. Ya Rab bizi dur eyleme evladı Ali'den. Evet tabii Cenab-ı canım. Allah inşallah afiyetler ihsan etsin. Tüm Müslümanlara bir kez daha birlik dileyelim, vahdet dileyelim. Devam ediyoruz. Kıymetli hocamıza bu konularla ilgili soru soruldu ve değerli hocamız Allah razı olsun geniş olarak izahatta bulundular. Efendim bir kez daha bir sosyal medya sorusuyla birlikteliğimizi sürdürelim. Sema Yılmaz hocamıza selamlar diyor. Kadının lohusalığı tam olarak ne zaman başlar? Bir de bayan dini nikahı kıyabilir mi diyor efendim. Şimdi bir lohusalık nedir? Doğumdan sonraki kanama haline lohusalık diyoruz biz.
Yani Türkçemizde lohusalık diyoruz. Bu şey de söyle ver fıkıh dilinde buna ne diyoruz? Nifas. Evet, hayız nifas, doğru efendim. Nifas diyoruz. Nifas. Ne zaman başlıyor? Demin söylediğim gibi doğumdan sonraki kanama ile başlar. Ve ne zamana kadar devam eder? O kanama 40 günden önce kesilirse kanama kesilinceye kadar devam eder. Ama 40 gün doldu kesilmediyse kanama o zaman 40 günün bitiminde lohusalık sona erer. Ha, bakın burada da bir fark var şimdi bir farklı görür. Şafilerde 60 gün. Ha, bu niye bu? 40 gün 60 gün diye farklı rivayetler olabilir. Bir de insanların başına bu halin gelip gelmemesi durumuna göre değişebilir. Peki efendim. İkincisi neydi? Buradaki azami ölçüler bunlar. Buna azami Hanefilerde 40, Şafilerde 60. Peki. Yani başlangıcı asgari süresi yok. Hiç kanama olmazsa hiç lohusalığı yok demektir. Ha, hiç kanama olmaz mı olur mu onu ben bilemem. Peki. Ama şey olarak... genel süre ve bilinen şey olarak, teorik olarak adet olarak. Teorik olarak peki. Eğer hiç kanama olmamışsa doğumdan sonra lohusalığı yok sayılır. Efendim bir bayan nikah kıyabilir mi? Şimdi nikah kıyabilir ancak Hanefi mezhebinde. Yani nikah kıyabilirden maksat nikah memurluğu mu yapabilir mi? Soru yoksa nikaha taraf olabilir yani mi? Yani dini nikahı kıyabilir mi? Diye yani şimdi bakın biz de aslında dini nikah memuru diye bir şey yok. Ya yani nikah nedir? Fıkhımızda nikah nedir? Evlenecek kişilerin evlenme ehliyetini haiz ve aralarında evlilik engeli olmayan bir erkekle bir kadının en az iki şahidin huzurunda evlendiklerini beyan etmeleridir. Ve bu nikahın akdedilmiş olması için bir nikah memurunun filanı sen kabul ettin mi, filanı aldın mı, ben de sizi evli ilan ediyorum demesine gerek yoktur. Evet efendim. Dolayısıyla hiç gerek olmadığına göre bu işlemi bir kadın eğer yürütüyorsa ona da bir engel yoktur. Ama eğer bu sorudan maksat, bir kadın nikaha taraf olabilir mi? Yani bir kadın kendi kendine evlendirebilir mi bir başkasıyla ise Hanefi'ye göre evlendirebilir. Yani bir kadın iki şahidin huzurunda ben falanca ile evlendim dedi. Diğeri de ben de seninle evlendim dedi ve şahitler şahitlik etti. Bu Hanefilere göre nikahtır. Şafi'ye göre olmaz. Veli. Veli olacak. Tabii şimdi burada niye bu fark var? Peygamber Efendimiz'den bu konuda iki ayrı rivayet geliyor. Birisi velisiz ve iki adil şahit olmadan nikah olmaz şeklinde. Bir başkasında da iki şahit olmadan nikah olmaz şeklinde rivayetler var. Bu iki rivayete göre farklı hüküm söylenmiş. Peki bir bayan nikah kıyabilir. Nikah memurluğu bugün anlamında. Aslı olarak nikah memurluğu var. Yani olabilir ona bir engel yok. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Kıymetli hocamıza sorularınızı yöneltmeye. Antalya'dan bir izleyicimiz var değerli hocam. Bekir Kamalı hoş geldiniz. Antalya'ya selamlar, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim, hoş bulduk. Buyurunuz Bekir Bey. Sorum şuydu hocam. Annem küçükken yani çocuk, yani vücudunda çocuk emdirirken yani uyuyakalıyor. Çocuk yani ölüyor. Evet. Uyuyakalıyor yani uyuyakalıyor çocuk ölüyor. Yani bunda bir annem yani çok var mı, bir şey var mı onu öğrenmek istiyordum. Veya o çocuk yani uykus, yani çocuk olduğu için yani. Soralım muhterem hocamıza, başka bir sual var mı efendim ekleyeceğiniz? Bir de bir sorum daha vardı. Buyurunuz. Şimdi bizim bir komşumuz var. Onun şimdi şöyle söyleyeyim hocam, eşi kaza ile kocasını öldürüyor. Evet. Yani silah boşandırılarak. Bu yani ölen kişi yani şehit mertebesine giriyor mu girmiyor mu onu öğrenecektim. Peki efendim soralım değerli hocamıza. Antalya'ya selamlar, huzur diliyoruz, iyi akşamlar efendim. Evet değerli hocam. Şimdi birkaç çeşit öldürme var. Yani öldürme birkaç çeşit de ele alınır. Daha önceden de yine bu konu üzerinde durduk. Birisi kasten öldürme. Yani bir kimse öldürücü bir alette karşıdakini öldürmesi bile bile. Buna amt diyoruz, katli amt diyoruz. Ki en büyüğü, en ağırı bu. Hem suç, günah açısından hem de dünyevi ceza açısından en ağırı bu. İkincisi amde benzeyen, yani şibi amt diyoruz ona. Bir kimsenin öldürücü olmayan haddi zatında bir materyalle, bir sopayla diyelim, birine vurarak öldürmesi. Üçüncüsü hata ile öldürme. Ki bu şimdiki sorudaki ikinci soru bu. Hatalı öldürmeye girer. Yani
yanlışlıkla silah boşalmış. Veya işte bir ava atmış, insana değmiş. Buna hata ile diyoruz. Bir de önceki soruda olduğu gibi bir annenin çocuğunu emzirirken uyuyakalıp o çocuğun ölümüne vesile olması. Buna cari mecrur hata diyoruz. Hata yerine geçen öldürme. Bir de ölüme sebebiyet verme, ona tesebbüben öldürme denilir. Yani mesela insanların geçeceği bir yola bir çukur kazıp oraya birinin düşüp ölmesi. Ha. Şimdi bunların kendilerine ait ayrı hükümler var. Bu bir annenin çocuğuna uyurken öldürmesine sebep olması durumunda günahı olmaz. Ne olmaz? Kasıt yok. Doğru efendim. Kasıt yok. Hatta buna şunu örnek verirler. Bir kimse uyurken yuvarlansa bir başkasının üzerine düşüp öldürse bu işte bu şekildeki öldürmeye girer. Bunda günah olmaz ama eğer bu... Bu cari mecal değil değil mi hocam? Cari mecal hata dediğimiz bu. Peki, yok efendim. Sebep olma değil. Değil. Demek, sebep neydi? Bir çukur kazdı. Ha, peki. O geldi. Veya bir taş koydun geldi birisi takıldı şey oldu. Peki, bu cari mecal. Bu cari mecal. Hata yerine geçen öldürme. Peki. Bunda günah olmaz inşallah. Ama dünyevi cezası vardır bunun. Bir sonuçta bir cana mal olmuş ve biraz da ihmal de söz konusu olabilir. Peki dünyevi ceza nedir? İkidir. Bir, iki ay peş peşine oruç tutacaktır. Bu Allah'a karşı olan bir borcudur. İki, onun akilesi dediğimiz kişiler tarafından o çocuğun mirasçılarına diyet ödenecektir. Tabii o büyük bir miktardır, o da meblağdır. Ve bu kadının onu tek başına karşılaması mümkün değil. Onu karşılaması. Tabii bu biraz da şeye bağlı. Yakınlarına, yani o çocuğun babasına, kardeşlerine bağlı. Yani onlar derse ki haliyle biz istemiyoruz, illa onu verilecek diye bir kayıt yok. Eğer böyle bir şey olmuyorsa istemiyoruz deyip, İş biter ama bu durumda peki. Kadının iki ay oruç tutması gerekiyor. Tutacak durumda değilse mesela şu an belki büyümüş o zaman fidye verir. Onun yerine fidye vermesi gerekiyor. Fidye verir, evet. Peki efendim. İkincisi, birisini yanlışlıkla vurmuş şehit olur mu? Zulmen öldürülen kişi şehittir. Ve öldürüldükten sonra da eğer buna karşılık dünyevi bir ceza tereddüt etmiyorsa... O zaman ona şehit diyoruz. Yani birisi birini öldürmüş ve öldürülen kişi, işte öldürene bir diyet vesaire gibi bir şey yapmıyor. Tahakkuk etmiyor. Tahakkuk etmiyor. O zaman o şehit kabul edilir. Ama burada şimdi şey var, bu ikinci öldürmede de diyet var yine. Yani yanlışlıkla da olsa buna diyet gerekir. Bu da cari mecal değil mi efendim? Yok. Bu hataya girer. Hata. Hata. Diyet gerekir. Diyet gerekir. Ve dolayısıyla da şehit hükmünde olmaz o ölen kişi, öldürülen kişi. Diyet az önce ifade buyurduğunuz gibi iki ay peşi peşine. Yok yok. O burada oruç kefaret yok. O. Peki efendim. Burada meblasını verecek. Bunda da kefaret gerekir tabii. Hem diyet hem kefaret. Peki. Diyet maddi şey, tazminat ki o aşağı yukarı 4 kilo altın değerinde falan epey bir para tutar o. 4 kilo 200 gram zannediyorum. Peki altın efendim. Değerinde o. Çünkü 1000 dinar 1000 miskal demek. 1 dinar 4 onda 2 gram olunca yani 4 kilo 20 gram veya 4 kilo 200 gram onun hesabını yapmak lazım. Peki efendim, devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Cenab-ı Allah başa vermesin. Başına gelenlere de sabır dileyelim. Efendim, İstanbul'dan Ahmet Binici hattımızda. Hoş geldiniz İstanbul'a. Selamlar efendim. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Selam. İyi akşamlar. Buyurunuz Ahmet. Hocamıza bir sorum olacak. Buyur. Cemaatle kılınan namazda imamdan önce hareket etmek namazı bozar mı diye sorayım dedim hocamıza. Tamam. Başka bir sual var mı efendim ekleyeceğim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Saat hayırlı ediyoruz. Akşamlar diliyorum. İstanbul'a selamlar efendim. İmamdan önce hareket etmek mekruhtur bir defa. Ama bazı hallerde de namazın sıhhatine engel olur. Hangi hallerde? Eğer imamdan önce yaptığı rükün imamla ortak olmamışsa, yani ikisi aynı anda o rükünde bulunmamışsa, o zaman o cemaatin imamı geçersiz olur. Örnek, şimdi imamdan önce rükâ eğildi. İmam daha rükâ eğilmeden kalktı. Evet. Bu kişinin namazı olmadı. Ve imamdan önce secdeye kapandı. İmam daha secdeye kapanmadan önce kalktı. Başını kaldırdı. Bu kişinin namazı olmadı. Ama imamdan önce rükâ eğildi,
Daha o rükudan kalkmadan imam da eğildi. Burada bir kerahat var. Yani iyi bir şey değil ama namaz bozulmaz. Yani demek ki rükün dediğimiz o rükünlerde, namazın rükünlerinde imamla imama uyan kişi yani muktedi aynı anda onu yerine getirmiş olmalılar. En azından bir kısmında beraber olmalılar, tamamında olmasa bile. Ama hiç beraber olmadılarsa o zaman o muktedinin namazı olmaz. Peki efendim. Dikkat etmek lazım bu noktada. İmama tabii, mutlaka uymak lazım. Mutlaka uymak sonra lazım. Yani lazım. Peygamber Efendimizin o konuda bayağı ağır ifadeleri var. Yani imamdan önce hareket edenlerle ilgili. Muhterem hocam bu da tadil erkan çerçevesindeki bize öğrettiklerinden. Tadil erkan biraz daha farklı sanki. Yani tadil erkan işte oturduğun zaman mesela secde iki ha, secde arasında kalkıyoruz ya. Böyle hemen tavuğun yem topladığı gibi deriz biz halk arasında. Doğru efendim. Öyle değil de. Allah'ın mağfirli diyecek kadar bir zaman. Allahu Ekber deyip oturacak böyle. Ondan sonra ikinci secdeye kapanacak. Veya rükudan kalktı ona kavme diyoruz. Allahu Ekber deyip tam dik duracak. Ondan sonra secdeye kapanacak. Tadil erkan bu daha çok. Peki efendim. Devam ediyoruz. Değerli hocamıza suallerinizi yöneltmeye. Alican Demirezen bir sosyal medya sorusu sormuşlar. Hıdır Ellez'de dilediği şeyi çizip akşam namazından sonra ağacı asıp sabah güneş doğmadan alınca kabul olur mu? Yoksa böyle bir şey var mı demiş, biz yok mu diye soruyor. Bu bidattir bu. Bir defa Hıdır Ellez diye İslam kültüründe bir şey yok. Nedir efendim bu Hıdır Ellez? Yani şimdi güya Hıdır'la İlyas birleşmiş, o görüşmüş, bir araya gelmiş diye bir inanç. Bu inanç nereden geldi bilemiyorum. Ama peygamberin hadislerinde böyle bir şey yok. İlyas peygamberi biliyorsunuz. Yani o anlamda. Yalnız bu şey de mesela farklı Şia'da şöyle bir inanç var. Hızır'la Mehdi birleşecekmiş. Bekledikleri Mehdi. Mehdi. Yani onun için hatta orada Kum şehrinin kenarında bir dağ böyle Cebel-i Hıdır. Dağın adı da o şekilde yani Hızır Dağı demek. Onlarda öyle bir inanç var. Bizde de işte Hızır'la İlyas Aleyhisselam'ın birleştiği, bir araya geldiği veya geldikleri, gelecekleri falan gibi bir anlayış. Bir defa İlyas Aleyhisselam öldü zaten çoktan. Hızır Aleyhisselam da öldü, bize göre öldü. Yani onu bazı yaşıyor falan diyenler, zannedenler var ama onu biz kabul etmiyoruz. Yani ve şöyle diyoruz mesela eğer Peygamberimizin Hızır Aleyhisselam'la görüştüğüne dair bir hiç bilgi var mı? Yok. Olsaydı muhtemelen gelirdi yani. Ya gelirdi. Herhalde hayatta olsaydı da peygamberi görürdü. Yani muhtemelen. Hatemül Enbiya'yı görmeyen bir Hızır olur mu eğer hayattaysa? Dolayısıyla bu biraz batıl bir inançtır. Böyle bir şey yok. Ve bu günde yapılan bu tip şeyler de bid'attir. Tamamen asılsız işte batıl bir inançtır. Yani bunu şenliklere çeviriyorlar vesaire buradan. Valla millet bazen böyle eğlenmek için vesile arıyor. Peki. Yani durup dururken işte bakıyorsun bir sürü gün var. Analar günü, babalar günü, damatlar günü, gelinler günü. Herhalde o son ikisi yok galiba. Ha işte efendim yaş günü, bilmem evlenme yıl dönemi. Evlenmeye, eğlenmeye şey arıyor millet. Bahane. Bu Hıdır Ellez'de öyle eğlenmek için bir bahane mi yapıyorlar, ne yapıyorlar? Ticari bir meta da oluşturuyor. Tabii o da o da. Yani, müthiş bir pasta var çünkü orada. Evet, o da olabilir tabii. Efendim devam ediyoruz. Doğruları öğreniyoruz, aydınlanıyoruz değerli hocamızla. Şanlıurfa'dan bir izleyicimiz hattımızda. Orhan Güzen, hoş geldiniz. Şanlıurfa'ya selamlar efendim. Aleyküm selam. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Buyurunuz. Benim hocama bir sorum olacak. Seferi namazıyla ilgili. Hı. Seferden döndüğümüzde namaz vaktinde yolda olduğumuz halde namaz vakti bitmeden eve yetişirsek evde namazımızı nasıl kılarız? Bir de tam tersi evdeyken namaz vakti geldi, ezan okunuyor ama yola çıkmamız gerekiyor ya da tembellik yapıyoruz. Bir 10 dakika sonra yola çıkıyoruz, namazı kılmadan yola çıkıyoruz. Yolda kılacağımız namaz seferi mi olur yoksa normal mi kılmamız gerekiyor? Soralım muhterem hocamıza. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için Sayın Güzel. Şanlıurfa'ya selamlar. İki güzel bir konuyla ilgili soru hocam. İkisine birden bir cevap vereyim ben. Bir kimse aynı namaz vaktinde, bir namaz vaktinde hem seferi hem de yerleşik durumda olursa. Evet efendim. Bu namazı hangi halde kılarsa ona göre kılar. Nedir efendim, açıklayabilir misiniz? Anlaştım ben. Yok gayet net ama anladığımız şimdi gibi. Şimdi bu soruya bunu uyarlayalım. Peki efendim.
Şimdi diyor ki bu kardeşimiz, yoldan geliyoruz. Öğle namazının vakti girdi. Evet. Ama evimize geldiğimiz zaman vakit henüz çıkmadı. Öğle namazının vakti çıkmadı. Eğer ben bu öğle namazını şehre, bulunduğum şehre, köye girmeden kılarsam seferi kılarım. Kasr edeceğiz. Kasr. Ama bulunduğum şehre veya köye veya kasabaya neyse girdiğim andan itibaren kılacaksam ev şart değil. O zaman tam kılarım. Artık mukim oldu. Mukim oldu. Peki. Ha, tersi aynı şekilde. Öğle namazının vakti girdi, ben evimdeyim. Eğer bulunduğum kasabayı, şehri çıkmadan önce kılarsam o öğle namazını tam kılarım. Çıktıktan sonra kılarsam seferi olarak kasrederek yarım kılar. Vaktin girmesi, ezanın okunması burada şey değil o zaman. Şart namazı değil. Kıldığımız an önemli. An önemlidir. O vakit içerisinde namazı kıldığımız an önemlidir. Peki efendim. Allah razı olsun değerli hocam. Giresun'la birlikteliğimiz sürüyor. Ahmet Yel attığımızda hoş geldiniz. Giresun'a selamlar Ahmet Bey. Sağ olun efendim. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah. Sıhhatteyiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun efendim. Cenab-ı Allah iyilik. Hocamızdan öğrenmek istediğimiz bir bilgi var da. Buyurunuz. Birlikte öğrenelim efendim. Buyurunuz. Tabii efendim. Şimdi biz alimler tabii sizlere dinliyoruz. Televizyonlarda hocalarımızı, meslektaşlarımızı. Bir alim diyor ki namazın hiçbir surette kazası yoktur diyor efendim. Mesela biz de otururken camide hocalarımızla konuşuyoruz yüz yüze. Onlar da diyor ki kazası vardır, şöyle kılacaksınız. Tarif ediyor bize. Hocam diyelim ki sabah namazını kaçırdık. 10 dakika yetişemedik. Farz edelim şimdi ne yapacağız hocam? Sorarız değerli hocamıza. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı Ahmet Bey? Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Sıhhat diliyoruz. Giresun'a selamlar efendim. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Buyuruyor ki bir kimse namazı unutursa veya uyursa uyandığında veya aklına hatırladığında namazını kılsın. Evet. Ha, namaz vakti geçti. Uyandığı zaman. Veya namaz vaktinde unuttu. O zaman kaza etsin. Şimdi burada bu hadiste iki şey zikrediliyor kaza edilmesi için. Bir, uyuma hali. Yani uyanamamış. İki, unutma hali. Bunun ikisi de insanın elinde olan bir şey değil. Ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da daha önce de konuştuk. O Tahris gecesi denilen bir hadisede sabah namazına uyanamamışlar. Ve güneş doğduktan sonra uyanmışlar ve ondan sonra namazlarını kaza etmişler. Ha şimdi bazı insanlar, bazı alimler diyelim, zamanımızda da var, eskiden de diyenler vardı. Peygamber Efendimiz'den kasten namazı geçirenle ilgili bir hadis yok. Yani kasten namazı geçirdiği takdirde bir kimse o kaza eder diye bir hadis yok. Bu konuda Peygamberimiz'den gelen bilgi sadece unutma ve uyumayla ilgili. Öyleyse kasten namazı geçiren kişi onu kaza etmez diyorlar. Böyle diyenler var. Ama büyük çoğunluk, alimlerin büyük çoğunluğu diyorlar ki her ne kadar kasten namazı geçirenle ilgili Peygamberimizden bir hadis yoksa da mazeretli olarak geçiren ki uyuma ve unutma bir mazerettir. Mazeretli olarak geçiren kişi nasıl ki kaza ediyorsa. Mazeretsiz geçer. Mazeretsiz geçer. Öncelikli olarak kaza etmesi gerekir. Peygamber niye böyle bu konuda bir şey dememiş? O zaman mazeretsiz namaz geçirmiyormuş ki insanlar. O imanın fevkinde adamlar. Yani hiç kimse sahabe yok. Münafığı bile gelip camide namaz kılıyor. Geçiren yok. Ha bir de şu var. Tabii bu kaza konusunda bu Allah'a bir borçtur. Yani vaktinde kılınmayan namaz Allah'a karşı bir borçtur. Bir kadın geliyor Peygamberimize. Ya Resulallah, benim babama haç farz olmuştu ama o gidemedi. Onun yerine ben haç edebilir miyim? Peygamberimiz buyuruyor ki, eğer babayın bir insana borcu olsaydı onu öder miydin, ödemez miydin? Öderdim. Allah borçlarının ödenmede daha layıktır. Yani haç borcunu Peygamber Efendimiz Allah'a karşı olan haç göreni borç olarak nitelemiş ve onun ödenmesi gerektiğini söylemiş. Yani namaz kılmayan kişi borçlanmıştır. Yani mantık bunu söylüyor. Ve dolayısıyla da o borç ödenmelidir. Ancak kasıtlı geçirdiği için tevbe istiğfar etmelidir. Sabah namazını kaçırdık dedi. Nasıl kılarız? Aynı şey. Yani sabah namazını vaktinde kılamadıysak güneş doğduktan sonra kılacağız. Sadece sabah namazına özel bir durum var. Sabah namazına özel olan durum şu. Diğer namazlarda kaza kılındığı zaman sünnetler kılınmaz. Sadece farzlar kılınır. Ama şeyde sabah namazında o gün öğleden önce
kılınırsa, aynı gün öğleden önce kaza edilirse sünnet ve farz beraber kaza edilir. Peki efendim. Devam ediyoruz. Kayseri'den bir izleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Kayseri'ye selamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Bir mukabele. Hayırlı akşamlar diyorum. Benim hocama şöyle bir sorum var. Buyurunuz efendim. Benim migren hastalığım var. Oruca niyetleniyorum. Aradan zaman geçtikten sonra ağrım başlıyor. İlaç içmezsem de hocam ağrım daha çok çoğalıyor. Yani daha kötü oluyorum. Nöroloji doktorum oruç tutmamam gerektiğini söyledi. Ne yapabilirim? Birinci sorum bu. Buna ilaveten de hocam ağrım olduğu zaman namazı kılmakta zorlanıyorum. Bazen de kazaya kalıyor. Ne yapabilirim acaba hocam? Bunu soracağım. Peki bu oruçluyken her gün oluyor mu? Her gün başına geliyor mu? Ha, onu söyleyeyim hocam. Bazen oluyor, bazen olmuyor ama çoğunlukla sıklıkta oluyor. Yani. Tamam. Soralım evet. Muhterem hocamıza. Çok teşekkürler. Şifa diliyoruz efendim. Hastalık, hastalık evet. Oruç tutmamak için bir mazeret. Hangi hastalık? Oruç tuttuğu takdirde artacağından korktuğu veya iyileşmesinin gecikeceği korktuğu olan hastalıklar. Şimdi diyor ki dayanılmaz bir ağrı, migren. Tabii çok büyük bir ağrı. Bunu bazen çevremizde görüyoruz. Tabii bazılarında hafif, bazılarında ağır geçebilir. Ağır olur, evet. Yani bazıları vardır ki evet başı ağrır ama böyle çok onun etkileyici değildir. Dolayısıyla ilaç içmeden geçirebilir. Ama bazıları öyle olmayabilir. Şimdi bu kardeşim eğer ben ilaç içmediğim takdirde dayanamayacak şekilde çok büyük sıkıntı çekme durumunda ise o zaman tavsiyem şu olur. Orucuna niyetlenir ve başına artık o son kerte diyelim. Son raddeye geldiği, son raddeye geldiği zaman ilacını içer. Olur ya belki de olmayacaktır. O zaman boşuna o Ramazan orucunu kaçıracaktır. İçirecek. Doğru efendim. Tabii nöroloji doktoru hangi saikle oruç tutma dedi. Yani şudur belki. Yani oruç tutarsan, işte ilaç içmezsen şöyle kötü durumlara düşebilirsin. Onun için tutma. Demiş. Bazen başımıza geliyor dediğine göre hocam o zaman kronik bir ilaç durumu yok. Yani şimdi o hal başa geldiği zaman o ilacı alması gerekebilir. Doğru. Ama doktor şunu farkında olmayabilir. Oruca niyetlenen bir kişi böyle bir durumla karşılaştığı zaman orucunu bozarsa onun kefaret gerekmez hükmünü bilmeyebilir. Bilmeyebilir. Peki bunun için belki. Onun için hiç niyetlenme diyor olabilir ama peki, ben diyorum ki niyetlensin. Peki. Eğer tutabilirse tutar. Eğer ağrı gelir ve dayanılmayacak bir hale gelirse ilacını içer, orucunu bozar. Daha sonraki günlerde fırsat bulursa kaza eder. Peki. Namazda aynı şekilde namazı kılar. Ya, diyelim ki secdeye kapandığı zaman ağrı şiddetleniyor. O zaman secde yapmadan oturduğu yerine ima edecek. Başını eğerek ima ile namazını kılar. Tabii namazdayken ağrı hangi halde geliyor bilemiyorum. Yani mümkündür hocam o secde hani bazen. Yani benim aklıma baş ağrısı o geliyor. Veya ne yapar diyelim ki namaz 4 rekat kıldık selam verdikten sonra ilacı alabilecek durumdadır. O zaman ilacını alır. Veya namaz vakti geniştir. Yani bir 10 dakikalık 20 dakikalık bir değildir ki. En kısa namaz vakti 1 saat 20 dakikadır akşam namazı. Bu süre zarfında devamlı ağrıyor mu ağrımıyor mu? Tabii yani bizim tavsiyemiz şu. Çok büyük bir acı sıkıntı hissetmediği sürece namazını kılsın. Namazdayken dayanılmayacak bir hale gelirse namazını bozsun. Ama ben şimdi namaza durursam başım ağrır diye namazı terk etmesin. Peki. Yapabildiği kadarıyla yani yapsın, geriye terk ederek secdeyi, rükûyu o şekilde kılar. Evet. Peki efendim. Evet. Şifa dileyelim tüm izleyicilerimize. Van'dan bir izleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Van'daki izleyicilerimize selamlar efendim. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz beyefendi. Zamanınızı almayayım hocam. Hemen bir sorum olacak. Buyurun efendim. Yalnız kusura bakmayın birden fazla sorum olacak. Buyurunuz beyefendi. Şimdi katılım TL hesabı, bu kar payı falan var. Bundan kar payı almak caiz midir? Birinci sorum bu. Peki. İkinci sorum, şimdi meslek icabı ben öğretmenim. Aldığımız maaşın hani daha genç olduğumuz için paramızı bankada tutmak zorunda kalıyoruz. Hani faiz anlamında değil de. Hay hay.
bankada bekletmek uygun mu? Hani yapacak başka bir şeyimiz de en güvenilir yer o da. Hani bu... Soralım. Vadesiz hesaptan kastediyorsunuz değil mi? Vadesiz evet, bir hesaba koyun. Hesabını... Soralım. Peki diğer sorunuz var mı efendim? Üçüncü sorum. Buyurun. Öğretmen olduğumuz için bazen veli işte gelip işte çocuğun hani psikolojisi hani ders anlamında başarısı düşük. Psikolojisi iyi olsun diye hani bazen çocuğa yüksek vermemize hani biz de biraz yumuşayıp yüksek veriyoruz. Burada bir haksızlık peki. yapıyor muyuz? Soralım efendim. Dördüncü sorum son olarak. Buyurun hocam. Şimdi resim, beden, müzik derslerinde de belirli bir kriterimiz yok açıkçası. Burada da çocuklara hani not anlamında bir değerlendirme değil de hani inisiyatife kalmış bu şekilde not veriyoruz. Burada bir haksızlık var mıdır? Soralım. Kanaat notuyla diyelim bunu da. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür sıhhat diliyoruz. Şifa diliyoruz. Bana selamlar hocam. Kar şimdi payı. Birinci soru kar payı. Adı üstünde kar payı. Ne demek o? Yani bu katılım bankaları topladıkları parayı işte kendi ifadelerine göre ve senetlerinde yazan şekle göre meşru yollarla çalıştırıyorlar ve oradan elde ettikleri karı da mudilerine yani kendilerine para yatıran kişilere yatırdıkları paraya göre taksim ediyorlar. Evet. Bu şekilde olduğu zaman bunun bir sakıncası olmaz. İkincisi öğretmenim diyor maaş alıyoruz hepsini harcamıyoruz haliyle bankaya yatırmam gerekiyor. Şimdi birinci soruda bu kar payı o evet, evet. katılım bankasına verdiği zaman o faiz sayılmadığına göre oraya yatırabilir. Yani vadesize de bekletmesine gerek yok. Yani oraya yatırabilir. Ha şu var bulunduğu yerde öyle bir şey olmayabilir veya oraya yatırmak istemiyor. O zaman mecburen bankaya yatırdı. Bankaya yatırdığı zaman bunun iki yolu var. Ya faizsiz hesaba yatırır, vadesiz. Evet, evet. O zaman faiz almaz. Veya vadeliye yatırmışsa eğer, mecburen yatırmışsa, yani bankaya mecburen yatırmışsa, vadeliye yatırması halinde de oradan aldığı faizi fakirlere verir. Üçüncü sorusu, çocuğa fazla not verme. Yani aslında her ikisi de aynı hocam. Yani aynı beden eğitimi olarak. Ve diğeri kanaat noktasında. Biraz farklı olabilir. Şimdi yani şöyle farklı olabilir. Şimdi bazı şeylerdeki eksiklik kişinin meslek hayatını etkilemeyebilir. Yani ben bu beden eğitim, müzik, efendim resim dersleri gereksizdir anlamına söylemiyorum ama bir matematik gibi değildir. Eğer bir kimseyi biz hak etmediği halde mezun edersek ki bu ortada, lisede, ilkokulda göze batmayabilir ama tıp fakültesini düşünün. Ve gerekli bir ilimi düşünelim orada. Ve orada hak etmediği halde not vererek onu mezun edersek o hastaların ölümüne sebep olabilir. Evet. Onun için tabii burada bu not kriter niye konmuş? Başarılı ve başarısızı ölçmek için konmuş. Hani moral olsun diye bir yarım puan bir puan verdik. Ama üçlük bir öğrenciye beş verirsek, ikilik bir öğrenciye beş verirsek, o onu öğrenmeden onun geçmesine sebep olmuş oluyoruz. Ve bu bence doğru değil. Ha, ama şeyde bu beden, müzik, resim onlar insanın meslek hayatını çok etkileyici şeyler görmüyor. Tamam beden eğitimi spor olarak vücut için yararlı tamam ama bu meslek hayatını etkilemiyor. Ben hatırlıyorum İmam Hatip Okulu'nda ben okurken bir öğretmen vardı beden eğitimi öğretmeni. Bütün notları iyi ama beden eğitimi zayıf birisi var. İlginç hocam. He, ya yapamıyor. Beden o zaman işte olur. Kasadan atlanıyordu, atlayamıyor filan. Yani bunu sınıfta bırakmış. Tek ders hakkı vardı. O tek ders hakkını onu yaparken, imtihan ederken biz de onu gördük. Yapamıyor adam. Onu geçirdi mi geçirmedi mi bilmiyorum ama şimdi böyle bir durumda hani buna ya diğer dersleri iyi tamam bu atlamayı beceremiyor ama ya bunun yüzünden de sene kaybı olmasın diye düşünülebilir. Peki efendim. Teki muhterem hocamız da toplumun mayasına ışık tutan öğretmenlerimizdendir. Kıymetli hocam da. Evet. Efendim nice gençlere inşallah burada ışık oldunuz. Efendim Kahramanmaraş'tan Yusuf Demir. Hoş geldiniz. Kahramanmaraş'a selamlar Yusuf Bey. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle böyle bir programda katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim kendim adıma. Biz teşekkür ediyoruz efendim katılımınız için. Allah razı olsun. Buyurunuz Yusuf. Hocamıza da selamlar. Aleyküm selam, sağ olun. Daha önce bir yardım kuruluşunda çalıştım. Evet. Buraya gelen bağışlar, buraya gelen kıyafetler,
para karşılığında satıldı. Yani muhtaç ailelere verilmesi gerekirken bir miktar kısmı verildi. Diğer miktar kısmı da para karşılığında satıldı. Evet. Ben bu durumu soracaktım. Doğru mu, yanlış mı? Peki bu satıldığında alınan para Yusuf Bey, çok özür diliyorum. Soralım, evet. Açalım ki ona göre cevabımız olsun. Değerli hocamızdan istirham edelim. Satıldığında tabii. Alınan para sarf yeri yine fakirler mi oldu, yoksa keyfi ihtiyaçlar veya işte inşa vesaire mi oldu efendim? İnşa vesaire oldu. Peki, soralım muhterem hocamıza. Sıhhat diliyoruz. Kahramanmaraş'a selamlar Yusuf Bey. Evet muhterem hocam. Şimdi bu hayır kurumu, aracı kurumlar vekildir. Yani bu hayra aracılık edenler vekildir. Yani asıl o hayırda bulunan kişi asıldır. O aracı kurumda, o hayır kurumu da vekildir. Ve vekil asılın emri, onun talimatı dışında hareket edemez. Evet. Şimdi eğer asıl olan kişi, yani asıl veren kişi, fakire verilsin o giysin diye giysi vermişse, o hayır kurumu onu satıp da parasını başka yere sarf edemez. Evet. Bu, düşünün ki zekat da olabilirdi. Mesela, bağışlar da var diyor, olabilir. Bağışlar, zekat da olabilir, adam bir şey var, mağazası var. Zekat niyetiyle o konfeksiyondan elbiseydi, bilmem çamaşırdı, verebilir. Ayakkabıyı da verebilir efendim. Onu satıp da siz onu tutup da bir inşaata sarf etmeye kalkarsanız, o zaman o adamın zekatı yerine gelmez. Artı, ya ben bunu fakire verilsin diye veriyorum. Sen inşaat yapasın veya inşaatına halı alasın diye değil. Doğru. Dolayısıyla bu doğru bir şey değil. Yani bu aracı kurumlar, hayır kurumları, o hayrı yapan kişinin niyeti ve talimatı ne ise o istikamette hareket etmek durumundadırlar. Aksi halde sorumlu olurlar. Niyet ve talimat yoksa hocam, Allah için bağışladık. Siz ama bunu şimdi buralara verin. Niye verilir? Doğru, fakire göndereceğiz diye muhtemelen. Genelde öyle topluyorlar yani. Ama adam çimento vermiş. İşte bazen konuşuyoruz. Doğru ya. Efendim. Hani yani onlar da olabilir. 50 çimento. Ha, onu sat, parasını fakire ver. Fakir niyetini fakire verdiyse. O da olabilir. Yani adam fakire niyetlettiyse zaten onu da satıp onu da inşaata kullanamaz. Ama inşaat için ister. Ayrı bir şey. Ayrı bir şey. O zaman inşaata kullanır o inşaat için verilen. Bu gelen bağışları da maaş vesaire gibi bir şey de kullanamaz değil mi hocam? Kullanamaz. Peki. Muhterem hocam çok teşekkür ediyoruz. Sıhhat diliyoruz. İlminizden istifade ettik. Kıymetli izleyenlerimiz, muhterem hocamızın ilminden istifade edeceğimiz bir başka programda birlikte olmayı ümit ediyor. Sizlere Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşça kalın efendim. Öğrenmek herkese farzdır.